ilk kez bu kadar uzun süren bir duruşmaya girmiş olacağım. Dolayısıyla hepsi bir arada diyebiliriz. Çok inanılmaz heyecanlıyım şu an. Biraz böyle sohbet etmek istedim bu duruşmalar konusunda. İşte neler yapıyorum duruşmaya girince, işte heyecanlanmamak için vesaire. Ya da söyleyeceklerim hep maktuğum mu oluyor, orada ekstra bir şey söylüyor muyum gibi gibi konulara değinmek istiyorum. Muhtemelen yine bunu bir kefs yaparsınız artık. Yarınız bir şey söyler, yarınız başka bir şey söyler falan. İcra daireleri videosunu gerçekten inanılmaz çarpıtmışsınız. Söylemek istediklerimi herhalde çok farklı yerlere çekmeye çalışmışsınız. Çok özet bir açıklama yapacağım. Ben orada şey demeye çalışmadım hani. İnsanların sırasına geçin ya da insanlar işini halledemesin. Sadece siz işinizi halledin. Hani böyle bir algı yok kesinlikle. Zaten öyle bir dünya olamaz. Öyle bir şey de demeye çalışmadım. Hani çarpıtmaya çalışan arkadaşlara cevap vermek istedim sadece. Onun haricinde duruşmalara gelirsek söyleyeceğim şeyler genelde maktu oluyor, evet, ama zaten dosyayı aldığınızı siz de tahmin ediyorsunuz. Atıyorum bilirkişi raporu geldi. Size yeni tebliğ edildi. Ona bir beyanda bulunmanız gerekiyor. Hala süresi de devam ediyor. Duruşması da o süreden daha önce. Süre isteyeceksiniz tabii doğal olarak. Ya da işte icrada bir duruşma oluyor. Atıyorum işte faiz oranlarının bankalardan istenmesi, yazılması, işte müzakere yazılması. Onun haricinde yine ne söyledim ben farklı olarak düşüneyim. İşte tanıklarımız hazırdır, tanıklarımız dinlensin. Onun dışında arabuluculuk son tutanağını dosyaya sunmamıştır zamanında. Davanın dava şartı yokluğundan reddini talep ediyorum. Konuşamadım. Yani genel olarak bunları söylüyorum. Heyecanlanıyor muyum duruşmalara girerken? Ya ilk duruşmamda gerçekten heyecanlanmıştım. Faiz oranlarına ilişkin bir şeydi, duruşmaydı. Onlara talep ediyorduk. İkincisi şeydi, bilirkişi raporuna süre isteme. Yorgunluktan konuşamıyorum. Siz anladınız işte. İkincisi oydu, birincisi de oydu. İlk duruşmaya girerken halbuki söyleyeceklerim o kadar netti ki yani. Onu o kadar heyecanlanmaya asla gerek yoktu o duruşma için. Ama inanılmaz heyecanlıydım. Herhalde ilk duruşmanın verdiği bir heyecan. Herkes de olur büyük ihtimalle. Ama ondan sonra mesela o duruşmaya çok inanılmaz hazırlanmıştım. Mesela dosya almıştım, yazmıştım, çizmiştim, ne söyleyeyim, ne yapayım falan. Halbuki her şey belli. Heyecanlanmaya gerek yok. Direkt söyle çık. Zaten içeriye giriyorsunuz, 2 dakika durup çıkıyorsunuz. Yani çok uzun bir şey yoksa. Mesela yarınki duruşma beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü niye? O duruşmada gerçekten konuşacağım yani. O duruşmada gerçekten yani şey yapacağım. Hani tanık dinlenecek, tanıklarla alakalı şeyler olacak falan. Onda heyecanlıyım. Ama mesela dün olan duruşmada da şöyleydi. Onda da çok heyecanlandım. O da çok uzun sürdü. Girdim işte. Arabuluculuk tutanağı sunulmamış mesela. Onun sunmadığı için reddini falan talep edeceğim. Tabii ki dava reddedilmedi. Her zamanki gibi klasik. Bazen istediğimiz şeyler olmayabiliyor yani. İstediğimiz sonuçları elde edemeyebiliyoruz davalardan. Buna da tabii alışkın olmak lazım. Ben alışkın değildim. Kafaya taktım falan. Üzüldüm. Niye böyle oldu falan. Ama çok düşünmeye gerek yok. Çünkü bazen dediğim gibi olmayabiliyor. Olmayınca olmuyor yani. Onun haricinde ya ben dediğim gibi davalarda ya genellikle mesela geç başladığı söyleniyor. Ben bir gün geç kalayım o duruşmaya var ya kesin süresinde alınır yani. Eminim. Geçen gün duruşmaya geç kaldım. O anımı da anlatıp videoyu bitireceğim. Çok sıkmayacağım sizi. Ya geçen gün ben kendimden çok eminim, tamam mı? Duruşmada saat 10 çeyrekte miydi, 10.20'de miydi neydi? Dedim ki kesin ben bu duruşmaya yetişirim. Çünkü yani çok erken bir saat de değil, 9'lu bir saat de değil. Dedim ki ben buna net yetişirim yani. Alarmımı falan kurdum. Öyle sanıyorum daha doğrusu. Uyumuşum yani, alarm çalmamış. Ben gözlerimi bir açtım, duruşma saati. Allah'ım var, evden çıkmam ve aşağı inmem toplam 3 dakika. Hani cübbemi unutmuşum. Her şey yani evde kalmış. Allah'tan dava dosyasını şu elime iliştirip hemen koşmuşum yani öyle söyleyeyim. Taksiciye yalvarıyorum. Abi ne olur kestirme yok mu? Abi ne olur falan. Gerçekten o anımı görmeniz lazım. Ondan sonra şey oldu. Gittim. Sıram geçmiş. Allah'tan var ya 4 ayak üstüne düştüm. Karşı taraf mazeret vermiş gelmemiş dosyaya. Neyse beni hemen aldılar içeri. Ben girdim, konuştum, hallettim. İstediğim kararı aldım falan filan çıktım. Cübbeyi unutmuşum tabii girerken. Onu unuttum söylemeyi. Cübbeyi unutmuşum. Oradaki bir kadınlar listelerim cübbesini vermedi. Covid'den dolayı büyük ihtimalle hani malum
şartlar vesaire. Ona da hak veriyorum. Orada da hemen tam yan tarafta bu kadar denk gelir arkadaşlar. Baro var. Baktım bir sürü cübbe asılı. Ay lütfen canım baron bir cübbe verir misiniz? Ne olur çok ihtiyacım var. Neyse oradan cübbeyi aldım. Duruşmaya girdim. Hallettim falan filan. Ama bu da böyle bir anıdır. Kesinlikle emin olmayın duruşmalara. Aman ben geç kalmam. Aman şöyle böyle. Ben cidden çok inanılmaz emindim. Ona rağmen duruşmaya geç kaldım. Ama çok şükür işlerim yaver gitti. O günden sonra zaten artık 2 saat önceden uyanıyorum. Mesela bugün yine bir... Bugün değil pardon. Dündü. Dün duruşma vardı. Aynen. Dün müydü? Bugün müydü? Neyse işte ya. Bir duruşma vardı. Ona çok önceden gittim mesela. Yarın sabah 9 çeyrekte duruşma. Allah'ım çok erken ama geç kalmamalıyım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu dosyayı okuyorum. Sonra uyuyacağım. Evet. Yani duruşma tecrübelerim bu kadar. Dediğim gibi ama ilk duruşmamda heyecanlanmıştım. Sonra yavaş yavaş artık rutine bindi. Aa bunda bunu söylüyorum, bunda bunu söylüyorum. Artık alışıyorsun. Zaten o kadar çok öğreniyorsun ki duruşmaya girdikçe. Dosyaya şöyle göz attığında diyorsun ki hani şunlar söylenir, bunlar söylenir falan. Ama yine tabii heyecanlanabiliyor insan oraya gelince. Ama bu şekilde yani benim anılarım. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler ve daha fazla bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.